Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Ağustos aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, 22 Ağustos'a kadar Güneş Aslan burcunda sizin 11. evinizi aydınlatmaya devam edecek. Ağustos'a çok güçlü bir dolunayla başlıyoruz. 3 Ağustos'ta Kova burcunun 11 derecesinde dolunay meydana gelecek sizin 5. evinizde. Üstelik Boğa burcundaki Uranüs'ün tam bir açısı var Güneş'le ve Ay'la bu dolunay sırasında. Hızlı ve sürpriz enerjilere açığız aslında bu dolunayla beraber. 3 gün öncesi ve 3 gün sonrasında 1-7 Ağustos arası dolunay etkilerinin üzerimizde hissetmemiz mümkün. 5. ev genellikle şanslı konularla ilgilidir aslında. Yani maddi manevi fırsatlar, şanslar getirebilir bu dolunay size. Kalbinizi çarptıracak heyecanlı bir aşk başlayabilir örneğin. Veya bir çocukla ilgili güzel bir gelişme, bebek haberi olabilir, hamilelikle ilgili bir konu olabilir. Çocuklarınız var, çocuklarınızla ilgili hızlı gelişmeler olabilir. Sosyal hayatınızda belki önemli gelişmeler söz konusu olacak. Bir anda böyle eğleneceğiniz ortamlara katılacaksınız. Belki bir tatil fırsatı bulacaksınız. Yeteneklerinizi kullanabileceğiniz etkiler var. Yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz, belki para kazanabileceğiniz fırsatlar karşınıza çıkabilir. Parasal konularda daha önceden yapmış olduğunuz yatırımlarla ilgili hızlı geri dönüşler olabilir. Bu arada finans konularına biraz temkinli yaklaşmak gerekiyor. Çünkü Uranüs burada Boğa burcunda özellikle maddi konularda hızlı inişler çıkışlar yaratabilir. O yüzden riskli piyasalara temkinli yaklaşmakta fayda var. Belki paramızı değerlendirirken ya da harcarken bu konuda biraz daha hani sağduyulu, daha uzun vadeli düşünmeliyiz ya da daha güvenli hareket etmeliyiz sevgili teraziler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. 11 derece kova dolunayı özellikle kişisel haritalarınızda güneş burcunuz, yükselen burcunuz ya da herhangi bir özel gezegeniniz 11 derece ve yakınlarındaysa sizin için daha tesirli olacaktır. Ve özellikle ateş ya da hava burçlarında iyicil gezegenleriniz varsa o zaman tesirlerin daha olumlu, daha keyifli olmasını da bekleyebiliriz tabii ki. Ay boyunca gezegeniniz Venüs artık ileri harekette biliyorsunuz. 7 Ağustos'a kadar İkizler Burcu'nda sizin için güzel bir pozisyonda. Seyahat konularında, eğitim konularında, sosyal konularda sizi destekliyor olacak. 7 Ağustos'tan itibaren ise Yengeç Burcu'na geçecek. Ayın geri kalan bölümünde Venüs Yengeç Burcu'nda hem ailevi alanlarda hem de kariyer alanınızda tesirlerini olumlu yönde verecek size. Hani bulunduğunuz ortamlardan keyif alabilirsiniz, desteklenebilirsiniz, kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Venüs Yengeç'te aileyi önemser, yuva kurmayı önemser. Yani bunun sizde de böyle tesirleri olabilir aslında. Yani ikili ilişkilerinizde, özel ilişkilerinizde, iş ilişkilerinizde bile daha sıcak, daha güvenli temaslar kurmak isteyeceksiniz veya bu şekilde de hissedeceksiniz zaten ayın geri kalan bölümünde. 5 Ağustos'ta Merkür Başak Aslan burcuna geçiyor. Merkür Aslan'da 20 Ağustos'a kadar kalacak ve sizin için yine çok olumlu bir alanda, özgüveninizin yükseldiği bir alanda, arkadaşlarınızı ve sosyal ilişkilerinizi destekleyen bir alanda olacak. Daha fazla sosyalleşebileceğinizi söyleyebiliriz. Daha fazla gruplar içerisinde olabileceğinizi söyleyebiliriz. Yeteneklerinizi değerlendirme fırsatları çıkabilir. Kendinizi ifade edebilir, başkaları tarafından dikkat çekebilirsiniz. Aşk hayatınız içinde Merkür kuşkusuz Aslan Burcu'nda keyifli enerjiler verecek gibi görünüyor. Bu ayın tabii biraz dikkat etmemiz gereken günleri de var. Onlardan da bahsedeceğim. Özellikle sevgili teraziler 13 Ağustos gökyüzünde sert bir enerji oluşuyor. Koç burcunda biliyorsunuz ilerliyor Mars tam karşıt burcunuzda. Ay boyunca burada bu ikili ilişkilerle ilgili evet dinamikleri biraz hızlandırıyor. Burada hareket var veya karşınızdaki kişi eşiniz, partneriniz daha hareketli, daha dışa dönük, belki daha talepkar. Ay genelinde bu devam edebilir. Mars'ın Plüto ile kare açısı 13 Ağustos'ta etkinleşecek. Her türlü ilişki dinamiğinize, evlilikte partnerinizle olan ilişkilere ya da üstlerle ilişkilere, aile büyükleriyle ilişki dinamiklerine biraz dikkat edelim. Burada sıkıntılar, kısıtlamalar, biraz baskılar hissedebiliriz veya olağanüstü koşullar, beklemediğimiz durumlar olabilir. Toplumsal konularda da bazı kısıtlamalar olabilir. Bazı yasal sorunlar veya doğa olayları, ekonomik alanda bazı ters durumlar oluşabilir. Çünkü agresyon var, biraz çatışma ve sert bir enerji var Mars-Plüto karesinde. Bunun bize ruhsal olduğu kadar
fiziksel de etkileri olabilir. Genel sağlığımıza dikkat edin. Hani kronik ağrılar, sızlar, işte baş ağrıları, diz ağrıları, eklem ağrıları, romatizma sorunları bile artabilir. Ya da anneniz, babanız, ailenizdeki büyüklerin böyle sağlık sorunları ya da eşinizin hani biraz artabilir bu dönemlerde. Kazalara da tabii ki temkinli yaklaşmamızda fayda var. 16, 17, 18 Ağustos gökyüzünde Güneş ve Merkür Aslan Burcu'nda birleşiyorlar ve Koç Burcu'ndaki Mars'ta çok güzel bir üçgen açı oluşturuyorlar. Sanki güzel bir teklif alacaksınız. Hani bir arkadaşlarınızdan gelebilir bir öneri. Hadi hep beraber bir şey yapalım, tatile gidelim, bir organizasyona dahil olalım gibi. Ya da bir ortamda güzel, özel bir teklif alacaksınız. Hani sanki gönül ilişkileri, aşk ilişkilerinizi de olumlu destekleyebilecek, romantik etkileri arttırabilecek bir tesir bu. Ama tabii hayatınızda biri olabilir, evli olabilirsiniz. İş hayatınız için de olumlu olabilir. Hani iş hayatınızda da güzel bazı ticari fırsatlarla karşılaşmanız, işbirliği fırsatları, bir teklif almanız mümkün görünüyor. Ve 19 Ağustos'ta 26 derece Aslan Burcu'nda yeni ayımız doğacak. Evet, 11. evinizde bir yeni ay, keyifli bir yeni ay aslında, sizin için güzel bir yeni ay. Özellikle kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 26 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa ve bunlar özellikle ateş ve hava burçlarındaysa, bu yeni ay tesirlerinin sizin için daha destekleyici, daha şanslı olacağını söyleyebiliriz. Evet, yeni bir iş, yeni bir proje, yeni bir hedef belirleyebilirsiniz. Yeni bir tanışma, yeni bir arkadaşlık, bir gruba dahil olma, bir teklif belki. Çocuklarla da ilgili güzel, hoş, keyifli gelişmeler olabilir hayatınızda. Aşk hayatınızla da ilgili olabilir, sosyal hayatınızla da ilgili olabilir. Kariyeriniz ve kariyerinizden gelecek maddi manevi başarılar, ödüller için de bu yeni ayın çok olumlu tesirleri olabilir sevgili teraziler. 20 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'na geçiyor ve 22 Ağustos'ta Güneş Başak Burcu'na geçiyor. 20 Ağustos'tan itibaren zihnimiz, düşüncelerimiz, biraz sosyal hayat, eğlence, hani bu aktif projelerden sanki kendi iç dünyamıza biraz dönmeye başlayacak. Hani ayın son haftası biraz sakinleşiyoruz. Biraz iç dünyamıza yöneliyoruz. Biraz dinlenmek isteyebiliriz. Biraz yalnız kalmak isteyebiliriz. Kendimizle ilgilenmek isteyebiliriz. 24 Ağustos'a dikkat edelim. Bu sefer Mars-Satürn karesi etkinleşiyor. Yine sağlık konularında zorlayıcı olabilir. Eklem ağrıları, kemik ağrıları, hatta böyle vurma, çarpma gibi sorunlar, düşmeler, kırılmalar, kemik kırılmaları tetiklenebilir. Sizin aile büyüklerinin, etrafınızdaki kişilerin hani temkinli olunması gereken bir gün. Mars-Satürn karesi biraz üzerinizde kısıtlandığınızı hissedebilirsiniz, baskı hissedebilirsiniz. Çok da önemli şeyler yapmamak aslında daha doğru olabilir. Ama ayın 27'sinden itibaren bu enerji rahatlıyor. Özellikle 28 Ağustos, 29, 30 Ağustos nispeten daha keyifli enerjiler var. Gezegeniniz Venüs'ün Neptün'le güzel bir teması var. Ardından Merkür'ün Jüpiter'le güzel bir üçgeni var. Bu bizi maddi manevi destekleyebilir. Kariyer alanında, maddi konularda, para konularında, iş konularında yardımlar alabiliriz. Zihinsel anlamda çözümler bulabiliriz. Yaratıcılığımızın arttığı bir dönem aslında. Biraz iç dünyamıza yöneldiğimizde, biraz sezgilerimizi dinlediğimizde çok güzel açılımlar yakalayabileceğimiz bir enerji var gökyüzünde. Yani maneviyatı çok olumlu destekliyor. Ama etrafımızdaki İş hayatımız, kariyer, mesleki hayatımızda ihtiyaç duyduğumuz o açılımları ya da destekleri de almamızı sağlayacak güzel tesirler var gökyüzünde. Özellikle değerlendirebiliriz önemli görüşmeler için, önemli işler için. 28, 29, 30 Ağustos'u rahatlıkla değerlendirebiliriz sevgili teraziler. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir.
Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.